Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli aziz seyirciler, her şeyden önce saygı selamlarımız tüm seyircilere, özellikle programımızı izleyenlere. Bugün yine de Allah'ın izniyle sizler de hep birlikte inşallah mutfağımıza, menümüze geçerik. Buradan Kerkük'ün güzel havasından ve Türkmeniyeli mutfağından çok saygı selamlarım bütün Irak'taki Türkmenlere ve bütün bizim programımızı izleyenlere, ister Irak'ta ister yurt dışında. Buradan gelen menümüze Bismillahirrahmanirrahim adıyla mutfağımızın kapısını açan, menümüzde olan yemekleri teker teker sizler için açıklayan, ondan sonra işlemlerine başlayalım. Bugün yaptığımız saç ciğer yapacağız sizler için. Tabii ki o bol sebzelidir. Saç da nasıl olur? Tabii ki kuzu yağıyla birlikte güzel bir saç ciğer olur. Onun yanında tabii ki bir pilav yapmak ister. Biz çok yaptık. Pilav yaptık, burgul pilavı yaptık, firik yaptık, karaharman dediğimiz. Bu sefer tel şariyeli yeşil mercimek pilavı yapacağız. O da çok güzel oluyor yanında. Tabii ki tam ciğere uygun bir pilav olur. Üçüncü tarifimiz ise güzel tatlılardan biridir. Tabii ki tam yaz tatlısıdır. Onu da bisküviyle yapınca teker teker açıklarım o sizler için inşallah. Dördüncü tarifimiz ise o da lokumdu. Lokum isteyen çok oldu. Şimdi çarşıda ne çok fazla var tahmin et Savuz. Bütün bakkallarda alodu. Alo dediğimiz encazdı. Yani siyah erikti. Onu güzel bir şekilde bir lokum yaparız. Bol vitaminli, hiçbir katkı katmadan, herhangi bir boya katmadan Allah'ın güzel verdiği rengiyle güzel bir lokum yapacağız. Gelen hangi iş bizde zaman alır? Önceden ona başlayalım. Tabii ki ciğer çok basit, çok hızlı bir şekilde olur. Pilavımız da aynısı. Ama burada tatlımız biraz zaman alır. Onu o bir de pilavımız için çıtır soğan lazımdı. Yani kızarmış çıtır soğan. Gördüğünüz gibi biz bunu hafif ateşte. Eğer istesiz cips kimin olsun soğanımızı hafif ateşte pişirin. Çünkü neden? Hatta ki çıtır olsun. Biz de hafif ateşte, güzel, bol yağda. Tabii ki biz pilavımıza yağ koymarız, soğanın yağını ilave ederiz. Ara sıra karıştırırız, güzel, her yeri kızarsın. Bu şekilde pişiririz özün. Soğanımız kızarınca, burada gelin tatlımızı hazırlayalım. Bunları yan çeker. Ki elimiz altta durmasın. Tatlımız için bir paket bütübir bisküvidi. Yani çay bisküvileri. Bilirsiniz özünüz hapus, kreması yok. Sade bir bisküvidi. Onu güzel roberta darttık. İster havanda, ister rendede, her ne var ise sizde darttar. İster poşete koyup döversiz. Onu döydüğünüzde bu şekilde olur. Onun için yarım bardak Hindistan cevizimiz var. Yani Cozel Hint. Hem içine hem dışına Hindistan cevizi ilave ederek. Burada yarım bardak fındık. Çiğ fındık güzel. Bunu da roberta geçirttik. Bunu da diş harcına ilave ederek. İsterseniz ceviz de ilave edebilirsiniz. İsterseniz badam da. Herhangi kuru yemişi severseniz onu ilave edebilirsiniz. Yoksa da kuru yemiş sevmeseniz sadece Hindistan cevizi de yeter. Burada gelen kalan malzemesi bir bardak yağı erittik. İster margarin, ister yağ. Bunu üzerine güzelce veririk. Biraz kalsın. Kaşık yardımıyla önceden katarız özü. Bunu güzel bir şekilde yumuşacık, güzel bir hamur yapar. Hamur olmaz zaten, bir az kendini tutar, o kadar. Tabii ki bizim çemberimiz büyük olduğu için işte şey olmasın, yalanlık olmasın, biraz biz miktarını fazla koymuşuz. Ama siz o miktara göre yapın. Biz göz ayarı hepsini fazla koymuşuz. Hatta ki biri birini tutsun. Bir paket margarin, yani bir paket kere. Desek de bir kupta olabilir. İstesavuz tereyağı da ilave edebilirsiniz.
bu güzel bir şekilde yaptık. Tabii ki bunu önceden kaşık yardımıyla güzelce, pardon, tezgahımızı silahın elimizden atlandı. Şimdi bunu el yardımıyla yoğururuz. Hatta ki birbirini biraz tutsun. Sonra kameramandan rica ederek bunu buzdolabına koyar. Hatta ki iç harcını edin yapıncak. Gördüğünüz gibi bu şekilde sadece kum kümüne olan birbirine tutsun. Getirelim bunu alt tabağına yağlar gidip onları çıkardık. Hatta ki her yeri eşit bir şekilde olsun. Çünkü kuru olduğuna elimizden atlanır. Bu şekilde çok güzel bisküvinin kokusu ve fındıkla birlikte çok güzel kokusu çıkar. Gel ağam, çemberimizi getir ağam. Biz dörtgen çember aldık. Bunu güzel bir şekilde tabağımıza aldık. İstesavuzda yuvarlak çember de olabilir. İstesavuzda bayrekse veyahut başka bir tabakta yapabilirsiniz. Hepsini alalım. Hatta ki işimiz tamam olsun. Tezgahımızı biraz temizleyelim. Çünkü elimiz altı bulaşık olunca işimize iyi bakabilmeyiz. Bunu güzel yayarız. Bir kenar koyarız. Sanki turta yaparız. Turtanı yaptığımızda nasıl kenar koyarız? Hatta ki iç harcını koyduğumuzda güzel bir şekil alsın. Kenarları da güzel dursun. Bu şekilde hazırlar. Elimizden ne kadar gelir? Basarız uzun. Hatta hem tabağını hem kenarları güzel dursun. Açtığımızda güzel bir şekil versin. Tabii ki biz bunu yedekin yapmadık. Neden dolayı? O yüzden hemen birinci tarif buna başladık. Yedekin yapınca bayağı şey olur. Bunu güzel bir şekilde gördüğünüz gibi önceden el yardımıyla güzel kenarlarına da çıksın dedik. Turta şeklinde. Hatta ki kremeler kenardan şey olmasın, gitmesin. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaparız. Her yeri de eşit bir şekilde olur. Eşit dediğimiz yani bir olur. Bir yeri üstkek, bir yeri alçak olmaz. Biz önemlisi kenarların tutturak. Hatta kenarları kremanı ilave ettiğimizde güzel dursun. Bu şekilde el yardımıyla bastırırız. Bunu şimdi birazdan kameramanımıza rica ederiz. Bunu buzdolabına koysun. Hatta kendini tutsun. Kremanı yapınca biraz tutsun özünü. Elimizden ne kadar geçse ister tabağıyla ister bardakta da basabilirsiniz. Ama biz istediğimiz kenarlar biraz çıksın. Hatta ki kremanı tutsun. Bu şekilde gördüğünüz gibi ne kadar bastırsak o kadar güzel olur. Bunları güzel bir şekilde her yerini eşit şekilde yaparız. Ama bura biraz kısa geldi. İnşallah güzel de durar. Ne yapak? Bundan fazla olmaz. Çünkü bisküvimiz bir paket değildi. İki pakete yakındı. Bunu koyalım bir kenara. Kameramanımız bunu buzdolabına koysun. Rica etsek. İnşallah eğilikten kaldır, dağılmaz. Bunları gelin. Tezgahımızı temizleyelim.
Kalan işimize bakalım. Bu sefer tortamızı hazırladık. Kremasını da şimdi birazdan hazırladık. Buradan soğanımıza da bakalım. Güzel kızarmaya başladı. Kızardıktan sonra bunu güzel yağdan aldık. Tabii ki bisküvini yaptık. Şimdi buzdolabına alırlar. Biraz donar. Ondan sonra kremasını yaparız. Bu şekilde her yeri eşit şekilde kızarsın. Ondan sonra tabaka aldık. Burada tabii ki burgul pilavı, şehriye pilavımız için soğanı çıtır yapmaya devam ederiz. Çünkü tamamen kızarsın. Kızardıktan sonra güzelce bunu bir mendile aldık. Mutfak mendillerine gördüğünüz gibi peçeteye güzel yağını da versin. Daha fazla çıtır olsun. Burada gelin. Tabakımızın içine güzelce mendili sallık. İki katına soğanı aldıktan sonra tabii ki biz yağını pilava ilave ederiz. Şimdi pilava sadece o kadar yağ koyarız ki şehriyanı kızartsın. Gördüğünüz gibi lale gibi kızardı, çıtır çıtır. Tabii ki soğan ne kadar kızarsa o kadar güzel olur. Bunu güzel bir şekilde tavamızdan aldık. Hep soğanı hatta yanmasın. Sonra yağını güzelce sıcak ederiz. Pilavımızın üstüne ilave ederiz. Tavsiye ederim çünkü çok güzel pilav olur. Özellikle bu arada da salgınlar var. Soğan da çok iyi geldi dediğimiz gibi. Ellerde Allah, hatta ki yağı kızarttığımızda yanmasın, pilavımızı kara etmesin. Burada yağı tekrardan döndürük, ateşini kapadık. Gelelim diğer işlerimize. Diğer işimiz için biraz tezgahımızı da temizleyek. Güzelce tezgahı da temizleyek, soğanımızı da yanalak, bir kenara koyak. Hem yağını versin, hem de hazır oldu. Gelin tortanı, yağı yanalak. Şimdilik işimiz yok içinde. Burada tahta var zaten. Buna koysak daha iyiydi. Daha emin olduk. Gelin tortamızın kremasını hazırlayalım. Kreması için, burada gördüğünüz gibi, kreması için burada krem şantimiz var. Önceden krem şantini alalım. Yarım bardak soğuk süt. Burada Hindistan cevizimiz var. Krem şantimiz var. Krem şantini ilave edek. Toz sütümüz var. Toz sütü de ilave edek. Burada Hindistan cevizi var, bir de krem var, bir de şeyimiz var, krem peynirimiz var. Krem peyniriyle kremanı en sonda ilave ederiz. Burada da Hindistan cevizini ilave eder, tabaklarımızı yanalak. Kremamız da hazır olsun. Bunu güzel bir çırpma teliyle çırparım. Bunu bu şekilde. Hatta ki kremamız da güzel dursun. Tabii ki suya ihtiyacımız olsa çok az miktarda su ilave ederiz. Şimdilik ihtiyacımız yok. Bu şekilde hazır ettik. Gördüğünüz gibi herhangi nişasta başka bir şey yok. Güzel bir şekilde
krem şantisi ve soğuk sütünü ilave ettik. Burada hazırladığımız kremamız var. Yani kışta bir paket kış tanı da ekleriz. Bunun kreması çok güzel olur. Kış tanı da ekledik. 2 kaşık da krem peynir. Krem peynir dediğimiz herhangi peynir. Sabah kahvaltıda yediğimiz peynirlerden ama krem şeklinde. İster labne, ister başka. Herhangi peynir, 2 kaşık da peynir. Tabii ki bu tam yaz tatlısıydı. Ve tavsiye de ederim, çok güzeldi. Bunlar kablar tamamen alak kaşıktan. Bunlar yan alak. Bunu güzelce tekrardan çırpak. Ateşe koyarak sadece şekil bir az kendini tutsun. Bu şekilde güzel güzel çırparız. Burada da 2 kaşık Nutella'mız var. Nutella'nı da alalım. Tabii ki hepsinin tadı birbirinden güzel. Çocuklar da bayılı buna. Bunu güzel bir şekilde tekrardan çırpak. Hafif bir ateşte, çok hafif bir ateşte onu güzelce 2 saniye. Neden tencerede yaptık? Sadece o nedenle. 2 saniyelik. Hatta ki hepsi birbirine eşit bir şekilde katılsın. 2 saniyelik bir sadece ilik olsun o kadar. Bunu sonradan çemberimizdeki bisküvinin içine ilave ederiz. Sonra güzel hazırladığımız ister Hindistan cevizi, ister herhangi süs var ise onu yaparız. Gördüğünüz gibi sadece güzel şeklini aldı. Bunu alalım ya. Bu tarafa bismillah. Kremamız da hazır oldu. Biraz sonra tatlımızın üzerine ekleriz. Güzel bir şekilde buzdolabında en azından 1-2-3 saat bekletiriz. Tezgahımızı silahın, gelahın diğer işimize. Tatlımız tabii ki hazır oldu. Gelahın burada sacımızı yapalım. Burada gördüğünüz gibi sacımız var. Sacın üzerinde kuyruk yağımız var. Tabii ki dedik kuyruk yağı çok güzel geliyor yemeklerde. Sacımız biraz sıcak olsun. Sıcak olduktan sonra kuyruğun yarısını Allah bırak sıcak. Sacımızda yağın biraz veri vermez. Sonradan kalan bir az yağ ilave ederiz. Ve kuyrukları aldık içinden. Sadece tadını versin. Burada soğanımız var. İster jölyen doğrasız, ister şerit şeklinde, ister küp küp doğrasız size kalır. Burada sadece kuyruklar biraz yağ versin. Geçen sefer ablanın birisi dedi sacdan tavanın ne farkı var? Sacın özelliği demiri hızlı bir şekilde eti et olsun ciğer olsun pişirir. O yüzden çok güzel olur. Bu bazen de kenarından saç küçük olduğu zaman ateş hala olanı. Biz evde yaparız onu ama burada ekran karşısında biraz zor olur. Hiç denemedik. Belki de yaparız. İçinde güzel hala olduğu zaman bu güzel yemeğin lezzetini verir. Gördüğünüz gibi kuyruk ne güzel yağını verdi. Yağını verdikten sonra kalan malzemesini ekleriz. Burada gördüğünüz gibi sonradan bir az yağ da koyarız içine ilave ederiz. Burada kuyruğumuz eriyince gelelim bulgur pilavımıza. Şadırık bulgur pilavı zaten bunun yanında çok zamanda bulgur pilavı yapmışız. Burada bir az zeytinyağı. Çok az miktarda sadece şeryanı kızardığın içinde.
Çünkü sonradan yağını sıcak yedim. Ondan sonra üzerine ekleriz. Bunu ateşini biraz sıksak, hatta ki duman yapmasın. Biraz daha yağını versin, kalın malzemesini ekleriz. Burada da ocağımızı açalım. Yoksa da bura alalım, bura daha hızlıdır. Tenceremizi bura alak. Gördüğünüz gibi kuyruğun kalanı ne yaparız? Diğer kızartmaya ekleriz. Diğer kızartma nedir? Ciğer. Önceden sebzelerin biz burada kuyrukları aldık. Bu şekilde. Bunu yan koyarız. Gelir biraz da yağ ilave ederiz. Önceden soğanları kızardırıq. Bismillah. Önceden soğanları güzelce yumuşatırıq. Gördüğünüz gibi bol soğan ilave etmişim. Çünkü kızarınca çok küçük olur. Sonradan biberini, sonradan domatesini, baharatını ekleriz. Gördüğünüz gibi kuyruk yağının çok güzel kokusu çıktı. Burada bu pişince biz diğer tarafta şariyamızı kızardık. Gördüğünüz gibi tel şariya. 2 bardağı ise 2,5 bardak yoksa da 3 bardak su ilave edersiniz. Bunu güzel kızardığın özü bir yandan soğanımızı kızardık, bir yandan şariyamızı. Tabii ki şariyanın yanında da mesela bir bardak şariya ise bir bardak yeşil mercimek. Yeşil mercimeği de herhangi ıslatmadık özün. Sadece soğuk suya ilave edip yağladıktan sonra bu şekilde bir 7 dakika 10 dakika olmasın. Çünkü çok pişer, çok pişmesini istemiyoruz. Hemen hızlı bir şekilde pişer. Onu da güzel şariyamız pişende deme verdiğimizde bunu da deme verir. Gel ağır. Soğanımızı da güzel bir şekilde karıştırır. Ateşini biraz bol eder. Çünkü hızlı bir şekilde kızarsın. Kalan malzememiz ise burada yeşil biberimiz var gördüğünüz gibi. Parmak şeklinde doğradık. Bir de küp küp domatesi doğradık. Siz evde adede göre 1 kiloda ciğerimiz var. Ciğeri de sonradan soğanı, sebzeni pişirdikten sonra ciğerimizi de tavada güzel bir şekilde kızardık. Şariyamız da yanmasın. Güzel kızardık özüm. Rengi biraz döndüğü zaman o zaman ne yaparız? Kalın malzemesini ekleriz. Kazanımız, tenceremiz kaçır ocaktan. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde pişiririz özü. Güzel şariyamız kızarsın. Tabii ki tatlımızı yaptık. Eğer kameramana zahmet olmazsa tekrardan o çemberi versin bize. Hatta ki sosunu da ilave eder, o da donsun. O yüzden. Soğanı güzel bir şekilde. Burada da ciğerimizin baharatı ise sadece karabiber, kimyon. Tabii ki hafız bilirsiniz. Ciğerin yanında baharat olarak kimyon çok güzel geliyor. Yani kambun. Burada da çünkü soğan yağı verdiğimiz için fark etmez kaşığımızı. Eğer geçseydi soğan olmasaydı kesinlikle aynı kaşıktan karıştırmadık. Çünkü soğanın tadı geçerdi özüne. Biz zaten buna soğan kızartmasıyla süsleriz ve bir de soğanın yağıyla
güzelce demeliyelim. Bu şekilde gördüğünüz gibi az kaldı tamam kızarsın. Soğanımız da yumuşasın. Tabii ki sacda çok güzel, lezzetli olur. Gördüğünüz gibi. Kenarları toplarız. Eskiden dedelerimiz zamanı gibi tahta kaşığın bir tadı var. Yani tavsiye ederim evde kullandığımız tahta kaşıktan yapın. O yemeğin başka bir lezzeti olur. Tabii ki her insan kendi evinde kendi tenceresine rahat alır, iyi yemeğini güzel yapar. Bu Hasan bazı yerde tenceresi değişildiği zaman o yemeği yapabilmez. Neden? Çünkü o tencerede göz ayarısı var, o el lezzeti var. Bu yemek de dedik her zaman insan nefese kalır. Yemekte nefes olsun bitti, o kadar. Soğanımız yumuşadı, biberleri ekleyek. Yeşil biber, ister renkli biber. Biz ciğer olduğu için renkli istemedik. Çünkü ciğerin rengi güzel olsun içinde. Burada da şalyamızı güzel bir şekilde kavurak. Tamamen rengi dönsün. Kalın malzemesini ekleyelim. Her yeri eşit bir şekilde kızarsın. Getiririz. Bu tarafa aldık çünkü orası çok sıcaktı. Tenceremizi bu tarafa aldık. İki ateş, güçlü ateş yanında. Zaten biz de piştik, olmadı. Çok sıcak oldu. Burada gelip sıcak suyumuzu ekleyelim. Tabii ki her zaman dedik su kaynaması lazım. Bismillah. Suyu eklediğimizde çok yaklaşmalık. Bak gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Allah korusun. Yakında olsa tabii ki buharın yanması çok kötüdür. Daha bütün ateşten güçlüdür. Bu şekilde. Biraz daha ekleyip bu şekilde. Gördüğünüz gibi kapağını örtmeden istemiyorum çıtır çıtır olsa. Aynen pilav pişirmemiz gibi. Burada biberimiz de güzel bir şekilde. Biberler de hazır oldu. Tabii ki bak dediğimiz gibi saç ki el de girmiyor. O kadar sıcaktı. Son olarak domatesini eklerim. Bismillah. Domatesi biraz fazla pişmek ister. Bunlar yanına. Bunları şuraya koysak. Domatesi sanki domates kızarma gibi ilave ederek kızarsın. Burada gelen şalya pilavının tuzudur, kimyonudur. İlave edelim. Çünkü mercimek de var. Bol tuzu ilave etmemiz lazım. Bak şimdiden pirincimiz, şalyamız deme vermek sırasına geldi. Biraz da pişsin. Mercimeğini ekleriz. Deme veririz. Bir taraftan da sacımızı güzel bir şekilde domatesi tamamen kızarsın. Kanan malzemesini ekleyelim. Sonra da ciğeri hazırlayalım. Burada tatlımızı Allah razı olsun kameramanımız getirdi. Bunu tabii ki çok bugün yoğurttuk uzun. Tekrardan buzdolabına vereceğiz. Bu şekilde. Bir sparta getirip onunla daha güzel ağlını. Burada güzel bir şekilde
Bütün kremanı aldık. Her yerine yayarız. Tabii ki çemberimiz biraz geniş olduğu için tam istediğimiz şekilde olmadı. Neden? Çünkü biraz çemberimiz genişti. Bunlar da yanalak. Bunu tekrardan kenara koyak. Kameraman Allah razı olsun senden. Çok yoruldurduk seni. Bana bu şekilde. Soğanımızı da yanalak. Pilavımıza bakalım. Pilavımız tabii ki şariyamız suyunu çekti. Gördüğünüz gibi. Bir taraftan da sacımızı hazırladık. Sacımızı da güzel domatesi, güzel kavrulmuş gibi olsun. En sonda ciğerimizi pişirdik. Ciğer de tabii ki çok az sürede pişer. Burada yeşil mercimeğimizi haşlamışız. Şeryamızın üstüne ekliyoruz. Tabii ki ben bildiğimce bir az tuzu az geldi. Bir az tuz alak. Çünkü şari mercimeğe hiç tuz eklememişim. O da şariye payıydı. Bir az tuz ekliyoruz. Gelalım burada. Tenceremizi alak, ateşini kısak, bir şekilde dömeverek. Bunu alt üst yaparız. Gördüğünüz gibi. Alt üst yaptığımızda yağını da sıcak ederek. Tabii ki soğanın yağını. Burada gelak kapağını örtelim. Şimdilik bu şekilde örtelim. Çünkü ara sıra açar gözüm. Bir de yağımızı, sıcak yağı nereye koyduk? Buradan getirelim. Çok sıcak eder. Pirincimizin üzerine ekler. Burada saç ve ciğer sacımız çok güzel. Domatesi de güzel pişmeye geldi. Çünkü daha fazla ezilmesin diye. Burada ne yaparız? Baharatın yarısını. Burada karabiberimiz var. Çünkü yarısını da ciğere atacağız. Burada kimyonumuz var. Tabii ki ciğer çok kimyon sever. Yani kamyon. Biraz da tuz. Çok güzel kokusu çıktı yemin ederim. Buradakiler olsa avuz dayanmazsız. Bu şekilde hazır oldu. Sadece baharatını yesin. Ondan sonra ikram tabağına direkt aldık. Gelalım. Şimdi burada her ulaştık. İkram tabağımızı alalım. Tabii bulgur pilavımızı da deme verdik. Sacımız da çok sıcaktı. Elde girmedi. Heyecandan taban altına onu elimize alacağıydı. Bu şekilde gördünüz gibi. Bu şekilde aldık. Tenceremizi bu tarafa biraz döküldü. Onu da silahın. Gelalım. Kalan işimizi yapalım. Tavan sacımızı tekrardan endirelim. Çünkü ateş var üzerinde. Sebzelerimizi şu şekilde hazırladık. Geldik burada.
Ne yaparıq? Sacımızı bir az sildik. Hatta ki içindeki sebzeler yanmış tadını vermesin. Bu şekilde gördüğünüz gibi tekrardan tavamızı, sacımızı ocağa aldık. Burada kuyruk yağlarını tekrardan bir saniye dedik ateş yaparız. Ateşimizi hafif edek. Kuyruk yağlarımızı getirek. Burada kuyruk yağımızı ilave ederek. Biraz da taze kuyruk koyarız. Güzel bir şekilde hazırlarız. Az da buraya zeytinyağı ister yağ ilave ederek hatta ciğerlerimiz güzel kızarsın. Burada da yağımızı ilave etmişiz. Tamamen sıcak olsun. Altı kapanmıştı zaten. Burada da tuzun, kimyonun, karabiberin yarısı kaldı. Neden? Çünkü hatta ki ciğere ilave edek. Burada tabii ki dumandan Allah yardımcıları olsun. Kameramanlar da dumandan çok şey oldular. Sacda yemek yapma işte budur. Biraz ocak bulanı. Gördüğünüz gibi. Sebzelerini kızarttık. Kaldı ciğerini kızardık. O da biraz yağını da versin. Çünkü ciğer yağ yoktu içinde. Biz o yüzden bu yağı güzel kızarsın. Ondan sonra kalan malzemesini ekleyelim. Gördüğünüz gibi ne kadar elimizden geldi kızardırıq. Tamamen yağını versin. Tabii ki kuyruk yağının çok faydası var. Eğer biz sağız. Şekilde. Diğer tarafta da tavamız soğan yağı. O da kızar. Hepsi yağ, yağ, yağ. Ondan sonra burası çok duman oldu. Böyle güzel bir şekilde yağlarımız tabii ki ciğerler yağını verdi. Ne yaparız? Burada ciğerlerimizi aldık. İnce küp küp doğramışız. Küp küp doğramışız. Yani ince ince şerit şeklinde doğramışız. Onu da güzel tavamıza aldık. Burada ciğerimiz pişene kadar bekleriz. Kimyonunu, karabiberini ekleriz. Tuzunu en sonda. Hatta ki ciğer iyi pişsin. Ondan sonra tuzunu ekleriz. Yanalar bura bayağı kap doldu diyebilir. Çünkü maşallah çok kap var burada. Tabaklar çok oldu. Bu şekilde hazırladık. Tabii tatlımızı da buzdolabına verdik. Ciğerimizi de bu şekilde kızardırık. Ateşi biraz bol olsun. Hatta ki iyi. Devamlı karıştırdık. Neden? Çünkü istemiyoruz suyunu versin. Suyunu verse hem lezzeti kaçar hem de ne olur? Geç pişer. Her zaman biz et olsun, ister tavuk olsun sürekli karıştırsağız özün suyunu vermez. Bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel bir ciğerdi. Bunu güzel kavururuz.
Bak şerit şeklinde dorsavuz iştahlı bir ciğer olur. Hem de görüntüsü güzel olur. Saç da demir olduğu için çok güzel olur. Gelin bakalım. Yağımız sıcak oldu burada. Bismillah. Kapatalım. Pirincimizin üzerine soğan yağını ekleyelim. Bismillah. Hepsini koymayalım. Biraz fazladır. Tabii ki. Bu şekilde kapağını örtelim. Demalı, güzel bir şekilde demalı. Bunu da üzerine koysak biraz ağırlık olur, daha güzel olur. Şimdi ne kaldı burada? Sadece tuzumuz, o bir de ciğerimizi kızartmaz. Tabii ki elimiz yandığı için ama biraz hareket etsek halav çıkar. Halav çıktığı zaman biraz bura uygun değil çünkü yerimiz dardı. O yüzden duman olduğu zaman, biraz önce gördüğünüz duman olduğu zaman içeri bayağı kapanlı, yani nefes tıkanlı. O yüzden halav çıkartmak istemiyorum. Şimdi biraz hareket versem halavı kakar, çok güzel olur ama yemeğe lezzet verir. Ama biz olabilir arada yaparız siz görmeden. Çünkü o lezzet ciğerin ondan. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada tuzunu ekleriz. Çünkü dikkat, şiş yapsanız da, aynen ciğer şiş, çok hızlı bir şekilde pişer. Burada da, sacda da aynı şekilde. Bunu ara sıra çevirdik bu şekilde. Sacda güzel ciğerimiz pişsin. Biraz hafif ateşe koyak. Pirincimizi deme verdik. Tatlımızı buzdolabına gönderdik. Burada ciğerin sebzelerini kızarttık. Pilav için de soğanımızı çıtır yaptık. Bunu da koyak bura. Gelek en son işimize. O da tatlı. Tabii ki bundan bir tane lokum yapmışız bir miktar. Onu da sizler için açıklayak. Burada bir kilo alu. Alu dediğimiz encazdı. Kabuğuyla birlikte. Bunu geldik. Mikser getirdik. Tabii ki temiz yakadıktan sonra, çekirdeğini aldıktan sonra bu şekilde hazırlarız. Güzel bir püre yaparız elimizde. Gördüğünüz gibi bastığımızda basırıq dururuz. Ki istediğimiz kıvamı versin. Gördüğünüz gibi çok güzel oluyor. Bir telefon bağlantısı var buyursun. Buyurun. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi berekatuhu. Buyurun, kiminle görüşürüm? Selamünaleyküm. Sağ ol canım. Size iyi sağ olma be iyi. Biraz televizyonun sesini kısar mısın? Yani sesi gelmiyor. Alo. Alo. Ha buyurun hayatım. Nasıl durdun? Hayatım, nasılsın? Sağ ol canım. Kimiyle görüştük? Abbas anası. Baştan gözlerine Abbas anası. Hoş geldin programımıza. Buyurun. Gözün sağ olsun hayatım. Var olasın. Buyurun. Rahmet. Bizim şişeye de baklava tarifi. İnşallah. Şimdi açıklayayım sağ için yoksa bir gün yapayım sizin için. Hem yapayım hem de açıklayayım. İnşallah. Oldu Abbas anası. Baştan gözlerine. Teşekkür ederiz bizim ablamız Abbas anasına sonsuz teşekkürlerimiz, saygı salamlarımız, kucak dostu sevgiler kendisine ve ailesine. Buradan Abbas anası bizden baklava tarifini istedi. Biraz zamanımız şey olduğu için püremizi hazırlayalım. Şimdi aradan da sonra hazırlığı gör. İnşallah aradan sonra
tarifi açıklarım sadece. Gördüğünüz gibi püre yaptığımız için mikserden hazırladık. İçinde tane tane kaldığı zaman da çok güzel oluyor. Bu şekilde yeter. Püremiz hazır oldu. Burada bunu tencereye aldık. Bismillah. Tencereye aldık. Üzerine yarım bardak su ekleriz. 2 bardak çay bardağı yani istikan şeker. Burada 2 istikan da nişasta. Bunları yanalak. Bunu güzel bir şekilde aynı lokum şeyi mahallabi yapar gibi sağlık sağlık önceden ocağımıza almadan, çünkü ocakta da çok kalmaz, sadece biraz lokum gibi olur, ondan sonra tabaka döküp bunun Hindistan ceviziyle süsleriz. Bu şekilde hazır oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi sacımızı, ciğerimizi şu tarafa alalım. Hatta ki tamamen suyunu alsın. Lokumumuzu buraya aldık. Biraz kuyulaşsın. Kuyulaştıktan sonra güzelce bayreksimizi getiririk. Bayrekse de gördüğünüz gibi affedersiniz. Biraz su ekleriz. Neden? Hatta ki lokumu çevirdiğimizde hızlı bir şekilde dönsün. Her yerine hatta ki ıslak olsun. Suyunu aldık. Bu şekilde hazırlarız. Burada da bir bardak kup bardağı yani şey bardak kaşık limon suyu. Bunu güzel kuyulaşana kadar kavururuz. Karıştırırız, affedersiniz. Burada pilavımız hazır oldu. Tatlımız buzdolabında. Güzelce ciğerimizde suyunu çekmeğini bekleriz. Pilavımıza da bir bakak. Bismillah. Bunu güzel bir şekilde, değerli aziz seyirciler, gördüğünüz gibi pilavımız da çok güzel oldu. Sanki besmeti pirinçti, yeşil mercimekten çok güzel oldu. Burada diyebilirim, ateşini kapatak. Ciğerimiz de güzel bir şekilde suyunu verdi, az kaldı, tamamen pişsin. Ondan sonra kalan işimize başlarız. Değerli aziz seyirciler, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ederek Allah'ın izniyle. Değerli aziz seyirciler, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ederek Allah'ın izniyle. Burada yemeklerimiz hepsi hazır oldu. Kaldı sadece lokum, zaten yapmışık. Buradaki lokumu da ateşini kapadak. Getirin. Tabii ki biz tenceremizi güzel bir şekilde, tavamızı ıslattık suydan. Hatta ki aldığımızda güzel bir şekilde yapışmasın. Bismillah. Bismillah. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazır oldu. Bunu doyduktan sonra küp küp keseriz. Hem üstüne hem altına güzel hazırladığımız Hindistan cevizinden ekleriz. Bunu da tabii ki
üzerine hepsini bir seviyede yapalım. Gördüğünüz gibi şimdi sıcaktı. Sonradan rengi ağlı adı yanındadır. Kırmızı bir renkte oldu. Tabii ki bunu savurduktan sonra buzdolabına koyarız. En azından bir iki saat kalması lazım. Gelen yemeklerimizin teker teker tarifini gördüğünüz gibi, ama burada lokumumuz çok güzel olup gördüğünüz gibi çok çok güzeldi. Arası da bu şekilde çok şirindi, tatlıydı da. Aloyan dağıdı dedik, aloydan oğlu. Şimdi gelin yavaş yavaş tariflerimizi. Önceden saç ciğerimizi açıklayalım. 1 kilo ciğeri aldık. Tabii ki üstünde bir hafif tabaka bir şey var, kılıf var. Hafif derdi. Onu aldık doğramadan önce. Sonra ince ince doğradık parmak parmak. Bunun için güzel sebzeleri, soğandı, biberdi. Kuyruk yağını, yağını verdikten sonra soğanını ekledik. Üzerine yeşil biber, soğan tabii ki kızardıktan sonra yeşil biber. Sonra bir kase domatesi küp küp doğramıştık. Onu da güzel bir şekilde saçımızdan aldık. Aldıktan sonra tekrar kuyruk ilave ettik, yağını verdi. Ciğerimizi hoşlattık. Baharatıysa tuzlu, kimyondu, karabiberdi. O kadar. Bu şekilde hazır oldu. Ve yenlere de diyelim afiyet olsun. Gelin tatlımıza. Tatlımız da çok güzel. Tam yaz tatlısıdır. Onun için bir paket bisküvi, çay bisküviler, bir tübör olabilir. Tabii ki bizim tabakımız büyük olduğu için miktarı biraz arttırdık. Küçük tabakta biz verdiğimiz miktarı yaparsınız. Bisküvinin üzerine bir bardak yoksa da bir paket margarini eridirik, yani kerane. Onun yanında yarım bardak Hindistan cevizi, yani Jözel Hind. Yarım bardak fındık. Fındıkı da darttık. Bunları bisküviden kattık, yoğurduk. Güzelce tabağında yerleştirdik. Yerleştirdikten sonra bunun kenarların çemberde yaptık. Biz ise saus tabakta da yapabilirsiniz. Bunun güzel kenarına çıkana kadar güzel şekil verdik. Buzdolabında bekletirdik. Kreması yaptık. Kreması da yarım bardak soğuk sütü, bir paket krem şantili, iki kaşık krem peynirdi, bir paket, yani bir kutu bardak diyebildik, kremadı. Onun yanında iki kaşık nutelladı, yarım bardak kuru sütü, yarım bardak Hindistan cevizidi. Yani bir bardak Hindistan cevizidi. Bunlar güzel bir iç harcı ettik. Kreması bu şekilde hazır oldu. Tabii ki donduktan sonra Hindistan toplarımız var idi. Onu ile süsledik. İstesaus kuru yemişten de süsleyebilirsiniz. Gelin pilavımıza. Pilavımız için önceden mesela 2 bardak şeryanı güzelce kızarttık. Kızarttıktan sonra 3 bardakça sıcak su ilave ettik. Tuzunu ekledik. Çok az miktarda yağ koyduk. Yani yağ sayılmaz. Sadece şeryanı kızarsın, rengini döndersin. Ondan sonra bunun için bir kase yeşil mercimek haşlamıştık, kaynatmıştık, sızmıştık. Suyunu çekene yakın onu ilave ettik. Ondan sonra üzeri içi çıtır soğan yaptık. Soğanın yağını sıcak ettik, üzerine verdik. Tabii ki bunun lezzeti o soğan yağındadır. Güzel, tavsiye ederim. Çünkü salgınlar da var. Her zaman salgın için soğan çok iyi gel bütün insanlara. Ve inşallah herkese diyarık Allah şifalar versin. Gelin son tarifimize, o da lokum. Lokumumuz çok güzel oldu. Tavsiye ederim. Bak burada henüz buğ çıkarır. Sağladıktan sonra buzdolabına ilave ederek onu buzdolabında kaldırdığımızdan sonra en azından 3 saat. Önceden 1 kilo alo, yani erik, siyah erik. Bunu güzel çekirdeğini çıkarttık. Yıkadıktan sonra tabii ki küp küp doğradık. Mikserle püre haline getirdik. Mesela 2 bardakça püre oldu. Alo pürası. Onun yanında 2 çay bardağı şeker, 2 çay bardağı nişasta, 1 bardak kaşığı limon suyu. Bunu güzelce hepsini soğuk soğuk kattık. Kattıktan sonra ocağa aldık. Tamamen kuyulaşana kadar sürekli alt üst yaptık. Alt üst yaptıktan sonra şu şekilde bir bayreksi ıslattık suydan. Hatta ki bunu ters çevirdiğimizde yapışmasın. Ve güzel de rahat da çıkar, herhangi bir sıkıntısı olmaz. Ters çevirdikten sonra önceden
ters çevirdiğimiz tabaka Hindistan cevizi separıq. Sonra da ters çevirdiğimizde tekrardan üstüne, ondan sonra ister küp küp, ister barmak barmak doğrasız o şekilde hazırlasın. Değerli aziz seyirciler, inşallah umarım bir günün programı gevrimize göre oldu. İnşallah sizlerden güzel zaman geçirdirik. Her zaman siz bizi anlarsınız, biz sizi anlarız. Buradan herkese saygı, salamlar, kucak dostu, sevgiler. Çünkü hapımızın yeri abı kalptedir. Sesinizi duysak duymasak, dillik kimler izleri, herkes izleri. O memnunluk da sizden, sadece sizlerin desteğiyle, o Türkmen ilinin desteğiyle. Biz bu programı yaparız. Şimdi sonuna geçtik. Ne diyebildik? Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.